Ümit Bey, ne izliyorsunuz? Ya at yarışlarına geldik. Gel Rota, gel, buradayım. Gel oğlum. Hadi gel. Şu an konakladığımız yer çok ayak altı. Neyse ki hafta sonu öyle pek gelen giden olmuyor ama rota için pek uygun değil. Çünkü etrafta çok köpek var. Bir de araç sürekli geçip geçiyor. Yol üstündeyiz. O açıdan böyle etrafı bisiklette keşfe çıktım. Hani daha uygun bir yer var mı bizim için? Burası çok güzel bir yer ama bizim karavan buraya girerse sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü yerler bayağı bir nemli ve bataklık burası. Gördüğünüz gibi sazlıkların olduğu yerler genelde sulak bölge olur. Ama burada efsane bir gün batımı oluyordur kesinlikle. Neyse, köyceğizin diğer tarafına gidelim. Bir de o tarafa bakalım. İnanılmaz güzel, bakın. Bu tarafım göl, sazlık ve güneş gün batımı tam böyle sazlıkların gölün üstünden batacak. Bu tarafımız orman ve dere var. İnanılmaz keyifli. Sakin. Bu aylarda burası çok sakin. Artık bugün cumartesi, pazartesi günü karavanımızı buraya getireceğiz. Güzel bir noktaya çekeceğim ve burada birkaç gün daha kalacağım dostlarım. Hem köyceğiz hakkında da daha sağlıklı bilgi toplamış olurum sizler için. Sizler için de, kendim için de. Hem de rota da burada inanılmaz mutlu olacak ya. Evet, şimdi evime geri döneyim. Rota özlemiştir beni. Ya komşular, yes. Çok güzel bir yer keşfettim. Aa. Vallahi muhteşem. Nerede? Şeyde, köyceğizin son tarafında. Sazlıklar var. Yaz mı? Bir tarafı göl, bir tarafı ormanlık, tatlı su kaynağı da var. Ya biz seninle yürüdük yani. Aa, sonra döndük atın oradan. Aynen. Evet. O gittiğimiz yere barancı mı devam etmiş. Vallahi evet. Şu yer. Buraya mı deniliyoruz? Orası daha sakin. Daha güzel diyor, daha sakin diyor da. Ama şimdi gidebilir miyiz? Yok, bilmiyorum ki. Polis gelince sorarız. Soralım. Eğer müsaade ederseler geçeriz. Yoksa pazartesi olur. Geçeriz. Oy 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 oy.
Bakın arkadaşlar, bakın. Tavuklu pilav, mısır, yoğurt, kola. Spesiyeldir o ya. Vallahi hasbi, eline sağlık. Afiyet olsun. Tadına baktım, çok güzeldi. Teşekkür ederiz Hasibeciğim. İnsanın böyle komşuları olmalı ya. Vallahi. Vallahi ya. Gidiyoruz. Bugünkü keşfettiğimiz yere doğru ilerleyeceğiz. Buradan iki polis ekibi geçti. Onlardan rica ettik, durumu anlattık. Gidebilir miyiz, sorun olur mu? Sağ olsunlar, yardımcı oldular. Şimdi komşularla birlikte oraya gidip artık rotamız rahat edin. Dar, yol dar. Demircim, kolay gelsin. Teşekkür ederim canım. Kahve demliyorsun. Aa bak, burada benim evimden kahve içmek herkese ayıp olmaz. Vay vay vay. Çok güzel görünüyor. Kimin kahvesi ya? Kimin kahvesi? Kimin kahvesi bu ya? Kimin kahvesi? Günaydın. Günaydın. Benim de kurabiyelerimi çek bari. Evet. Arkadaş kurabiye getirdi. Sunum kötü oldu. Evet. Köy şeyizde yaşıyor bu aralar. Kendim yaptım, getirdim yapmış diyor da. Ben de dedim pastane kurabiyesine benziyor ama yok. Hayır. Yok dedi. Hatta tereyağını Karadeniz'den, Trabzon'dan getirdim. Yaptım ama lezzetliydi gerçekten. Ben çok beğendim. Bir de ilk yaptığı kurabiyeymiş. Hayatında ilk defa mı kurabiye yok, yaptı? Yok, bu kurabiye. Ya, bunu ilk defa yaptım. Hayatta illa yapmıştım ilk kurabiye. Evet. Lara doğru gitti. Seslendim, gittim, aradım, bulamadım. Artık rotanın gelmesini bekliyoruz. Gelirse biz de buradan gideceğiz. Evet, rotayı evet bekliyoruz. Yola çıkacağız. Kaç saat oldu? Rotayı bekliyoruz. Yani evet, burada yani kahvelerle, cevizlerle, kurabiyelerle oyalıyorlar yani gerçekten. Sattan istifade, ben de oturuyorum vallahi bugün. Şimdi bir sonra ölüm. Evet. Karı koca misalde aynıdır. Bunu korun, çocuğum olur. Kalabalaşıyorsun. Orada çayına geçeceğiz. Orası benim memleketim. Öyle mi? Biz de orada şeyde görev yaptım sen. İyi biliyoruz onlar. Sallıyorum ben. Tamam. Acele etme. Evet, çok sağ ol. Bir kitaba basarsak ne dersin çıkar. Araba beyefendi. Nasıl gidiyor? Araba tekerlerin havası iyi. Yalpa yapmıyor. Yalpa yapmıyor. Ha. Şişirdin yani havaları. Evet, evet. İyi, güzel. Ses seda yok. Yok. Vallahi benim karavanın oradan, burası çok güzel görünüyor. Doğrudur. Abi çok güzel zaman geçiriyorsun. Ne yapalım? Vakit keyifle yapıyorsun belli, severek yapıyorsun yani. Bir hobidir. Balık olsun olmasın, hiç önemi yok. Geliyorsun. Şu temiz hava. Vallahi. Evet. İsim Cüneyt abiydi değil mi? Ha. Cüneyt abi. Cemil abi. Ha pardon, Cemil ya. Yengen nereli? Bekarım. Bekarsın. Evet. Şimdi şans mı yardı, yaver gitmedi yoksa kendin istemedin? Yani kısmet diyelim. Kısmet diyelim. Kısmet diyelim. Sürekli biz yol halindeyiz. Ya sen harika harika çocuksun ya. Ya neden amca? Yani avrat dırdırı yok. Avrat? Avrat dırdırı yok. Yok, sen evlisin. Evliyim. Yenge duruyor. Gitti. Ha, rahmetli oldu. Ya. Allah rahmet eylesin. Amin. Amin. Şu anda yalnızlık nasıl? Yalnızlık çok harika. Hmm. Elinde hünerin varsa, yemeğin falan çeşitli yapıp yiyebiliyorsan senden alası yok. Elinden bir iş gelmiyorsa senden rezil de yok. Haklısın. Peki kendi ihtiyaçlarını kendin karşılayabiliyorsun. Hep başına. Yemeğini yapabiliyorsun. Fazlasıyla. Fazlasıyla. Vallahi çok sıkıntı güzel. Yok. Peki kaç senedir hayattasın? Aşağı yukarı 42-43. Ha ben 79 sene, 80'e döndü. Oo, maşallah koca bir zaman ya, 80 sene ne demek? He ya. Ama maşallahın var gerçekten. Allah, 80 senedir hayattasın ama baksana azmin, gelmişsin. Bak kaç tane olta atmışsın? 1, 2, 5 tane.
3, 4, 5 tane olta atmışsın. He. Ve tesbihin de çok güzel. Evet. O var mı bir şey, taşı filan? Bektaşı tesbihi. Bektaşı tepsiye. Seviyorsun çekmeyi. Evet. Vallahi evet. Çok güzel ya. Yani. Allah çekmesin. Bir bektaşı hemşerim verdi, Sivaslı. Hı hı. Bir hatıra olarak bende kaldı. Adamlar öldü. Ondan sana kalan hatıra. Ha, bir hatıra. Dostluğumuz çok iyiydi. Cennet mekanı olsun. Harika adamlardı. Evet, güzel bir iz bırakmışlar senden. Kalıcı bir şey bırakmışlar. İyinin iyiliği, kötünün kötülüğü. Evet. Allah iyilerle görüşsün, kavuştursun. Ne yapalım arkadaşım? Vakit geçiriyoruz, tamam mı? Şimdi şöyle bir şey var hayatta. Madem Anadolu çocuğusun, Anadolu'da bir tabir vardır. Çift öküzle çiftinle ölmez diye bir atasözüdür bu, tamam mı? Çift öküzle? Çift öküzü çiftinle ölmez diye. İki öküzüyle çift sürülür, tamam mı? Evet. Muhakkak biri önce ölür, biri sonra ölür. Evet. Karı koca misali de aynıdır bununla böyle, tamam mı? Ha. İki, şimdi evlenirsin, coşarsın, çorun çocuğun olur, kalabalaşırsın efendim. Ağzın tadı gelir, anlatabildim mi? Dışarıdan gelinim almaya başladığın zaman, kız vermeye başladığın zaman ağzın tadı kaçmaya başlar. Daha kaçar gayrı. Eski randımanını bulamazsın. Çünkü bu milletin içinde tılsımcı da vardır, üfürükçü de vardır, tükürükçü de vardır. 77,5 millet, tamam mı? Ayakkabıyı ters giydirirler. Ha. Bu hayat böyledir. Haklısın. Hmm. Doğru söylüyorsun. Evet. Peki bu köy çeyizde burada mı yaşıyorsun? Merkeze bağlı köylerdenim, burada yaşıyorum. Hmm. Biraz sağda solda memuriyetlik yaptık. Ne gibi memuriyetlik? Netice buraya geldik. Sıkıntımız yok, Allah'a hamdolsun. Ne gibi memuriyetlik? Ben mektupçuydum, aşk mektubu dağıttım hep. Aa, posta memuru. Vay be. Öyle bir güzeldi. Köy çeyizde miydin? Yok. Yine? Denizli Çal'daydım. Hmm. Oradan buraya geldim. Valla buradan da oraya selamlar olsun. Evet, dokunduk olsun. Kimlere dokunduysan hepsine buradan. Hepsi harika adamlardı. Vallahi. Köy olarak, halk olarak. Çok evet. Güzel. Ya beyefendi şöyle bir şey var. Doğumun kaç diyorsun arkadaş? 80'liyim ben. Sen çocuksun daha. Şimdi sen güzel isen herkes güzeldir. Güzel. Güzel ama bakarsan her şey güzelleşir senin. Ben hayatı, ben hayatı toz pembe görüyorum. Hiç öyle gam keder bir şey duymuyorum, tamam mı? Bu gelir geçer, boş ver, dert etme kendini. Durmamak lazım, hayat akıyor. O akışla birlikte sen de onunla birlikte akman lazım. Yoksa şey efendim, karamsar olursan siyahlaşır kalırsın, evet. Tamam mı? İyi, bilinç altında hep güzel şeyler beslemen lazım, tabii. Güzel şeyler düşünmen tabii, lazım, tabii, güzel bakman lazım. Tabii. Bir de iyi. Heh. İyi niyetli olman lazım. Anladım. Burada iyiyse her şey. Aradığımız zaten. Evet. Kıllı göğsün altı iyiyse her şey iyidir. Evet. Her şey iyidir. Vallahi amca ya çok tatlısın. Biz de birazdan buradan çıkıp gideceğiz. Hayırlısı. İki gündür buradayım. Hafta sonu burada geçirdim. Allah kazasız belasız yolculuk nasip teşekkür eylesin. Teşekkür ediyorum valla. İstikamet. İstikamet şimdi böyle İran'a kadar gideceğim. Çok tabii iyi. Bir anda böyle İran'a gitmeyeceğim. Geze geze böyle tamam. Kafama göre tamam. Gideceğim. Buradan Yuvarlak Çayı'na geçeceğiz. Evet. Orada kalacağız. Ben daha önceleri hep buralara gelir giderdim. Evet. Şu karşıda işte ne mezarlığı, antik mezarlık var, evet, kaya mezarlıkları evet, var. Evet, evet. Dalyan, Çandır. Kaplıcaları falan var. Çandır. Sonra bu Saros Kartal Gölü falan var. Evet, evet. Oralara da falan çok çıktım kaldım. Her gittiğimde 20 gün kalıyordum falan yani. Böyle orası, ya, orası yayla. Yayla, evet. Ne yaylasıydı orası? Ağla mı? Ağla verde kalıyor da. Gök. Kartal Gölü. Kartal Gölü daha yukarıda. Gökçeovacık Yaylası. Gökçeovacık Yaylası. Gökçeova Gölü. Tamam, Gökçeova Gölü var. Üstünde de Kartal Gölü var. Evet. Oralarda çok güzel anılarım geçti. Tamam. Köy Çeyiz çok zengin bir şeye sahip, doğaya sahip evet. Aslında. Türkiye'nin her yeri böyle beyefendi. Evet, Türkiye'nin her yeri böyle. İyideki kültür dünyada yok. Kıymetini bilmek lazım. Bu Anadolu, anlatabildim mi? Göbek bir şey, yerleşim biri olduğundan ne krallıklar, ne bilmem sultanlıklar gelmiş geçmiş. Anlatabildim evet. Mi? Derya. Daha dün orada bir yerden anladın mı? Mezar buldular Bodrum'da. Anladın mı? Evet. Ağzı kapalı, sanduka. Vay be. İçinden iki tane kelle çıktı. Bir sürü takı malzemesi. Kim bilir kaç
Kaç yıl? 4000 yıllık bir şeydiler. Oo maşallah. Ha. Peki bu köy çeyizin bir hikayesi var mı? Nedir köy çeyizin tarihi? Efendim buranın çok eski bir kaza bu. Tamam mı? Çameli bile buraya bağlıymış eskiden. Denizin Çameli kazası. Ha. Efendime söyleyeyim. Dalaman, Dalyan, efendime söyleyeyim. Ortaca hep buraya bağlı. Buranın eski ismi Yüksek Kum. Yüksek Kum. Kum. Ha. Şimdi bu gördüğüm gölün altı bir mahalleymiş, tamam mı? Köy. Batmış. Zelzele olmuş. Bu gölün altı. Evet. Şimdi bu suyun duru zamanlarına bütün bina yapıları görülür. Teknede gezerken, tamam mı? Oo. Görülür. Mesela buradan döşeme var. Ta karşı Zeytinan köyüne kadar gölün kenarından. Böyle bir buranın hatırası var. Arkadaş hazır bekliyor. Oradan el sallıyor bana gidelim diye. Yok. Öyle orada oturup arkadaşlarla kahve içerken seni çok keyifli buldum böyle. Sağ ol. Gelip seninle sohbet etmek istedim. Bu sohbeti de kaydettim ben. Bir anı olarak bende kalacak. Çok sağ ol. Köyceğiz'de diyeceğim ki işte Postacı Cemil amca. Postacı Cemil amcamız çok vardı. Onunla bir sohbetimiz oldu. Allah senden razı olsun. İnşallah uzun sağlıklı ömürlerin olur Cemil amin, amcacığım. Amin. Kendine çok iyi bak, tamam mı? Sen güzel bak, Allah kaza bela vermesin. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yolculuk. Hadi alasmaladık. Arkadaşına da selam. Aleyküm selam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Sen benim canımsın. Cemil amca çok tatlı ya. Vallahi iyi ki tanıştım kendisiyle. Şimdi buradan çıkıyoruz. Hazırlandık. Çıkmadan önce bulunduğum yerle ilgili ufak bir bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi arkamdaki Köyceğiz Gölü oluyor. Amcamız da zaten güzel bir tarihini anlattı. Burada hafta sonu kanolar, duran su kanoları var. Yarışlar düzenlendi. Türkiye Kürek Federasyonu herhalde dahilinde olan yarışmalar. Türkiye'nin belirli yerlerinden okullar geldi. Yaklaşık 12 ilden 25 okul katıldı bu yarışmaya. Buradan da milli sporcu yetiştiriliyor, seçiliyor. Ve hemen arkamızda da var. Mesir alanı var. Belediyenin mesir alanı. Burada da çok güzel faaliyetler var arkadaşlar. Yani burada kışın karavan konaklama bu bölgede pek sıkıntı olmuyor ama yazın yasak diye biliyorum. Bu mesir alanında da çadır kurulabiliyor çok çok uygun fiyata. Ve mescidi var, tabii ki tuvaletleri, duşları var. Ondan sonra mangal yakmak için özel alanları var, oturma yerleri falan var. ve burada ücretsiz olarak duşu tuvaleti de kullanabiliyorsunuz. Mesela ben buradaydım, sürekli oraya gidip tuvaleti ve duşu kullanıyordum. Az önce duşumu aldım, birazdan yola çıkacağım. Bilginiz olsun, gölün kenarında böyle bir alternatif var. Karavanla ya da çadır kurmak için böyle bir yere gelip Köyceğiz'den iki gün geçirelim gelmişken de etrafı komple gezebiliyorsunuz. Ve gölün etrafını şöyle çok güzel böyle manzara eşliğinde Dalyan'a kadar gidebiliyorsunuz. Neredesin sen ya? Hı? Neredesin oğlum? Bir saattir sana sesleniyorum. Ha? Nerelere gelmişsin? Hadi gel, gidelim. Hadi gel. Gel bakayım. Gel. Serseri. Babayı... Bak. Bak, keyfi yerinde. Oo! Dikkat et oğlum. Araçlar geçiyor. Gel, bu taraftan gel. Bu taraftan oğlum. Gel oğlum. Hadi gel. Şuralarda su birikintileri var, geçemiyor. Gel, gel baba seni kucağına alacak, gel. Hadi gel. Gel oğlum. Gel Rota, gel. Gel. Sen sudan mı geçemedin? Hı? Sen sudan mı geçemedin? Hazırlanıp buradan çıkacağız. Tamam mı oğlum? Serseri, serseri. Oh.
Evet arkadaşlar, yuvarlak çaya geldik sonunda. Gerçekten buranın çayı çok yuvarlakmış arkadaşlar. Evet. Hasibe? Ümit çok müthiş espriler yapıyor. Ben artık açlıktan bayıldığım için beni şöyle Ümit taşıyacak büyük ihtimalle masaya kadar. Vallahi kıyamam ya. Benden kaynaklı biraz geç kaldık. Hep normalde sabah 8'de çıkacaktık. Şu anda saat herhalde 12. Ne alakası var? Biz oyalan oyalan. Seninle hiç alakası yok. Seninle hiç alakası yok. Demek iyi o zaman. Üzerime alınmıyorum. Aynen. Burada kişi başı 60 lira ödersem buranın ismini söylemem. Ben de söylemem. Reklamını yapmam. Kahvaltı güzel. Tamam. Kahvaltı yaparız. Okey tamam. Tamam. Kahvaltı okay. Yaparız. Ama her şeyi gönderiyorum yani. İçinde ekstra hiçbir şey isteme şansın yok. Tamam. Ne kadarmış? Yine kişi başı. 60 lira. Zengin aslında. 60, 120, 180 liraya var ya. Öf. Karavanda şey ne kahvaltı? Bir ay kahvaltı ya. Bunlar kaşındı valla, bak bunlar kaşındı. Abi sanki dere mi görmedik biz ya? Abi ne yapalım? Yani... Peynirini Balıkesir'den getirirdik. Evet, çocuğunu Kayseri'den getirirdik. Evet. Bunların hepsini yapardık. 180 liraya. Evet. Göreceğiz bakalım. Neyse kahvaltı ama atmosfer çok güzel. Çok güzel. Evet. Arkadaşlar da bizi çok güzel karşıladılar. Evet aynen. Evet. Ne kaynak nasıl oluyor bu dostum, bu yuvarlak çayın asıl orayı... kaynağı 12 kilometre yukarıda. Evet. Bir ağacın dibinden, bir taşın dibinden su çıkıyor. Buradan da Köyceğiz Gölü'ne dökülüyor. Yuvarlak ismi oradan mı geliyor? Tabii yuvarlana yuvarlana geldiği için yuvarlak çay demişler. Normalde su nasıl geliyor? Yuvarlak mı? Yuvarlana yuvarlana geliyor. Bu ne ya? Kolay gelsin. Neyse öğrenmiş olduk yuvarlak aynen. Çayın nereden esindiğini. Aynen. Bu meşhur şey nerede? Şu şey salıncak varmış herhalde bir de. Salıncaklarımız hemen şurada. Suyun üzerinde. Ümit beni sallarsın artık değil mi? Tabii. Tamam. Romantik dakika. Efendim çayınız nasıl olsun? Benimkisi orta. Siz benimkisi efendim? De orta. Orta. Yuvarlak lütfen. Olursa çayım ama daha evet, iyi. Tamam. Ben de, yuvarlak, ben... yuvarlana yuvarlana demli çayımızı dolduracağım. Evet. Efendim misafirlerimsiniz. Sizleri ben severek takip ediyorum. Aracınızı uzaktan görünce aman Allah'ım bu gerçek mi dedim ya. Bunlar buraya mı geliyorlar? Yani böyle içlendim aracı uzaktan görürken böyle içimden dedim ki inşallah buraya gelirler. İnşallah mükemmel inşallah. Mükemmel bir esnafsınız gerçekten. Valla gerçekten onun için sınırsız hizmet. Ne istiyorsanız tamam mı? Helal be. Evet. Bak sizin için özel Trabzon'dan çay getirttirdim. Bak bu çay has bir çaydır arkadaşlar. Tabii bak. Hemen kokusundan anlamış olmalısınız. Teşekkür ederiz. Peynirlerde herhalde Kars'tan. Gel ya, nasıl bildin sen ya? Ya adam biliyor ya gerçekten. Beyefendi siz nereden geldiniz? Ben her yerden çıkabiliyorum böyle. Lütfen Hasibe Hanım. Ya ben sizi çok seviyorum ya. Var o kadar cana yakınsınız ki. Evet. Evet çocuğum getir. Bu abilerine çok iyi bak. Bu abileri gerçekten be. Özel insanlar. Evet bak bu size be. Özel. Bak herkese bunu yapmayız. Lütfen. Kaşarlı mantarlı. Tabii ondan sonra gerisi gelecek. Tabii ki. Getir oğlum getir. Tabii ki, getir. Ne? Bu ne efendim? O abi özel. Özel. Bak tadına bak ondan sonra söyleyeceğim. Köyceğiz'in meşhur susamından tahin. Bak niye bilmiyorsun sen? Her şey Hasibe mi bilecek? Gerçekten Barancım gerçekten müthiş bir işletmem var. Buraya geldik, bizi çok güzel ağırladın, masamızı donattın kardeşim. Eyvallah, Allah razı olsun. Afiyet olsun ne demek? Her zaman senin mekanına geleceğiz. Ben de oturabilir miyim şöyle yanında ağırla? Gel buyur gel. Valla masayı da boşaltamadık ya. Bizim gözümüz açmış ya. Ya gerçekten. Valla böyle bir sanki hiçbir şey bırakmayacakmışız gibiydik ama ben böyle olunca çok üzülüyorum ya. Kaldı bırak. Evet bitiremedik ama tıka basa doldurduk kendimiz ona rağmen. Zorladık ama. Yani bayağı zorladık. Sırf sonuna ziyan kadar. Olmasın ekstra daha da zorlama yaptık ama yok olmuyor. Öyle şimdi buradan gidiyoruz. Güzel bir yere gideceğiz. Çok güzel bir yere gidiyoruz. Evet sürpriz. Gitti. Çok güzel eğlendik ya. Şimdi devam. Bakalım buradan çıkarken biraz zorlanabilir miyiz? Çok güzel.
Köyceğiz evime geldik. Sosyal medyadan birçok arkadaş... Köyceğiz evi mi ya? Sen nereye geldin biliyorsun. Bak eyvah. Biz de konuşamıyoruz. Burada evi ne oluyor ya? Köyceğiz hikayemiz. Köyceğiz hikayemiz. Ailenin yanına geldik. Birçoğunuz zaten takip ediyorsunuzdur. Böyle Ümit, Hasibe, ben bir ziyaret edelim dedik. Geldik. Çok da iyi oldu. Buraya girer girmez o kadar güzel bir koku sizi karşılıyor ki, doğanın kokusu, portakal ağaçların kokusu, inanılmaz keyif aldık. Hatta Ümit'le ben bayıldık yani. Ama gerçek anlamda bayıldık yani. Ümit'i duyacağız yani. Valla sağ olsun, dostlarımızla güzel sohbet ettik. Köy hakkında, yaşam hakkında, nasıl yapıyorsunuz, nasıl gidiyor, her şey yolunda mı gibi birçok şey bize aktardılar. Teşekkür ediyorum. Valla biz teşekkür ederiz. Ayağınıza burada sağlık. Güzel, sağ olasın ya. Kısa olarak en azından sizin kendi ağzınızdan ne yapıyorsunuz? Biz yaklaşık 2 sene önce Büyükşehir'den köye göç ettik. Buraya geldik, köy ürünleri yapmaya başladık. Sezonluk tabii ki bu ürünlerimiz. Geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Salça yapıyoruz, tarhana, her ikisi, portakal. Yumurta vardı, bazı nedenlerden dolayı yumurta satışını kaldırdık. Ne gibi nedenler? Yem fiyatlarına çok zam geldi. Yem fiyatları. Bu nedenden kurtarmadığı için bıraktık. Yani ne oluyor? Yem zam olduğu zaman para bırakmıyor. Ya tabii yani. Yumurta fiyatını arttırmaya çalışıyorsun. Biz de yani zam ya da artış yapmamak için etki... Yani kargoyla gönderdiğimiz için sadece yumurtanın maliyeti değil, ambalaj maliyeti, kargo maliyeti, bir gerekiyor. Sürü şey giriyor işin içine. Öyle olunca da bu sefer yumurta fiyatını arttırman gerekiyor. O zaman da alacak insanların kesesini de düşünüyorsun. Ve bu bizim pek hoşumuza gitmedi o durum. Hani yüksek fiyatlarda satış yapmak. İşte ülkemizdeki çiftçiliğin durumu ortada arkadaşlar. Bu sadece sizinki hani milyonda bir neler var. Az önce işte kamerada kayıtta değilken yem konusunda dedi. Yem 50 liraydı, oldu 150 lira mesela. Ne oluyor? Besliyoruz ama hamballık oluyor, değmiyor falan gibi. Ne oluyor? Tavukların sayısını 10'dan 1'e düşürmüş yani mesela. Hani evet, 100 tane ise 10 tane düşürmüş falan. Portakal mesela, az önce sohbet ettik. Portakal için bir sene emek veriyorlar. Dalından topluyorlar. Ve buranın işte tüccarlar değil mi? Tüccarlar tabii, mı tabii, evet, onlara? Tüccarlar geliyor, buralara dolaşıyor. Bunun bir senede emek verdiği portakalı 1 liraya alıyor, götürüyor 10 liraya satıyor. Yani bu adam burada bir sene emek veriyor, o portakalı 1 lira satıyor ama tüccar 2 gün bile zahmet etmiyor. Yani 2 gün bile uğraşmıyor. Başkaları geliyor senden alıp başkasına satıyor, 9 lira para kazanıyor. İşte çiftçinin hali bu arkadaşlar. Kar olsun. Çiftçinin hali bu arkadaşlar. Yani tüccarları yani... gördüğünüz yerde vurun. Vurmayın da tüccar arkadaşlar ya, biraz el istaf ya. Yani değil mi yani? Yani bence boş ver. Her yerde var bu. Bence evet. Burada yine de güzelliği yakalanmış. Ne yakalanmış? Tüccar olun arkadaşlar ya, bırakın portakal toplamayı. Öyle mi diyelim? Olay oraya doğru. Ne oldu? Ay arı galiba. Hadi ya. Aynen ya. Ay ses mi çıkarttı? Bağırdı mı? O arıyı yakalamaya mı çalışıyor? Abi şey ya, arının ömrü 40 gün falan. Yani burada şimdi çalışıyor ya ağaçlarda. Zamanı geldiği zaman yere düşüyor. Tam ölecek zamanında yani böyle evrede. Ama bu da iyi alışacak yememeyi. İnşallah alerjisi bizim burası arılardan yani artık. Dün soktu ya. Ha iyi tamam. Ama evet. Kediler bu açıdan çok iyi. Mesela şimşeği geçen aylarda sokmuştu. Patisi böyle şişti, hiç umurunda değil yani şimşek. Böyle geziyor dolaşıyor. Şimşeğe baksana şey. Şimşek tam şimşek. Neyse konumuza döndük. Ya şey tüccarlara olayı çok bağlamadan şöyle diyebiliriz. Siz de kendi çapınızda belki yerel üreticiye ulaşabilirsiniz. Onlara hakkını vererek. Ben de vererek... oradan gelecektim. Oraya geleceğim. Pardon. Yok. Vallahi sen de güzel anlatıyordun. Her neyse arkadaşlar. Yani bu arkadaşlarımız burada organik, tamamen organik ürünler üretiyorlar. Reçelinden, balından, zeytininden, zeytinyağından, yumurtasından gibi şeyler üretiyorlar. Eğer ulaşmak istiyorsan, arkadaşlarımız size ulaşmak istiyorsalar nasıl ulaşabilirler? Bizim YouTube sayfamız var, Köyceğiz Hikayemizi. Aynı zamanda Instagram sayfamız var, yine Köyceğiz Hikayemiz diye. Satışlarımızı oradan yapıyoruz, Instagram üzerinden. Şimdi yeni bir şoför sayfası açacağız ama henüz açmadık. Ama bize Instagram üzerinden ulaşabilirler. Ya orada da sıfır atık ürünleri falan şey yapacağız. Ürün çeşitliliğini bir şekilde artıracağız. Bu arkadaşlarımız Tekirdağ'dan ta kalkıp gelip burada bin zahmetle böyle bir yaşam alanları oluşturmuşlar kendilerine. Çok da mutlular. Çok emek sarf ediyorlar bir şeyler yapmak için ama mutlular. Önemli olan o, sağlıklı besleniyorlar. Buradan da bu güzel dostlarımızı sizlerle tanıştırmak istedik. Artık
desteklersiniz. Evet, yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım nereye gideceğiz? Sürpriz. Evet, gidiyoruz da buraya girerken iyi daracık sokaklar, köy sokağı. İki arabayı da iyi sıkıştırdık böyle dip dibe. Şimdi geri çıkacağız. Artık yola devam ediyoruz. Burası eski köy Ceyiz diye geçiyoruz arkadaşlar. İlk köy Ceyiz buradan başlamış. Görüşürüz. Görüşürüz abi.